değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Günah işleyen kişi imansız olur mu? E bu soruyu cevaplarken öncelikle şuna dikkat et, dikkat çekmek gerekir. Bir Müslüman herhangi bir helali inkar etmez veya herhangi bir haramı helal saymaz. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kabul ettiği halde İnsanlık icabı nefsine, şeytanına, hevesine mağlup olarak günah işleyebilir ve bu günahı bu insanı asla imansız yapmaz. Çünkü iman kalbe ait olan bir özelliktir. Madem ki kalbine iman girmeyen bir insan ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi görünürse görünsün ona biz mümin de demiyoruz. Mesela bugün Allah'ı, peygamberi veya herhangi bir iman esaslarını kabul etmeyen bir insan son derece mütevazi, son derece cömert, son derece iyiliksever olsa bile biz ona mümin diyemiyoruz. Çünkü iman kalbe ait olan bir özelliktir. Öyleyse kalbine iman girmeyen bir insana nasıl mümin diyemiyorsak, kalbinde iman olan bir insana da hatalarından dolayı asla kafir diyemeyiz. İman senden gitmiştir diyemeyiz. Zaten adı üstünde. Adamın kalbinde iman var. Mümin, inanıyorum diyor. İnandığı halde günahları işlemiş olması onu o günahlar kirletse bile asla onu imansız yapmaz ve ona kafir denilemez. Çünkü kalpten çıkmamış hala iman. İman kalbinde var, inanıyor Allah'a ve diğer iman esaslarına. Öyleyse bir insanın işlediği günahlar imansızlığından gelmiyorsa o insanın işlediği günah onu kafir yapmaz. Ölçü bu. İmansızlığından mı işliyor o günahı? Yoksa hissine, hevasına, şeytanına, nefsine mağlup olduğundan dolayı mı işliyor? Ölçü bu. Bu konuyu anlamaya yardımcı olacak iki tane somut örnek vermek istiyoruz. Bir tanesi şoför. Şoför kardeşimiz arabaya bindi. Arabada en sevdiği çoluk çocuğu, annesi, babası, eşi var. Şimdi bu durumda uykusu gelen bir insanın yapması gereken arabayı park edecek, istirahatini yapacak, sonra yolculuğa devam edecek. Ama o uyku hissine mağlup olmakla beraber arabayı da kenara çekmiyor, istirahat etmiyor. Burada bir kaza yapsa, hem kendisi hem çoluk çocuğu zarar görse Mesela yaralansalar denilebilir mi ki şoföre? Ey şoför, sen anneni, babanı, kendini sevmiyorsun. Sevmediğin için bunu yaptın. O ne diyecektir? Yok kardeşim öyle şey mi olur? Ben onları canımdan çok seviyorum. Ancak uyku hissime mağlup oldum. Almam gereken tedbirde ihmal ettim der. Dolayısıyla bir mümin günah işlemekle haşa Allah'ı sevmediğinden, iman hakikatlarını kabul etmediğinden değil mümin hissine mesela şehvet hissine mağlup oluyor. İnat hissine mağlup oluyor. Öfke hissine mağlup oluyor mesela. Dolayısıyla o his dünyasına mağlup olduğu için günah işliyor. Yoksa aklını ve kalbini imandan çıkarmış ve imanını terk etmiş anlamında değerlendirmek büyük bir iftira olur. İşte bundan dolayı her ne kadar Mu'tezile ve Hariciler gibi bazı sapık fırkalar büyük günah işleyenlere kafir demişler veya imanla küfrün ortasındadır demişlerse de sahabe efendilerimizden günümüze ehli sünnet tamamen demişlerdir ki büyük günah işleyen insan kafir olmaz, fasık olur, kirlenir, yaralanır manen ama asla dinden çıkmış olmaz. Buna ikinci örneğimiz de şu bazı insanlar yaralanmış olabilirler, hastalanmış olabilirler tedbirsizliğinden dolayı. Soğuk yerde yatmıştır, hastalanmıştır. Veya herhangi bir yerde vücuduna bir zarar verecek bir iş yapmıştır. Şimdi bu insan ölmediği sürece ona öldü ve ceset oldu denilmez. Hastadır. Tamam, tedavi olur, iyileşebilir. Hasta kalabilir. Fark etmez. Hatta bazı insanlar komaya girerler. Yine de kalbi çalıştığı için o insana beyni çalıştığı için o insana ölü demiyorlar. Öldü hükmü verilmedikçe komada deniyor. Dikkat buyurun. Burada ince bir sır var. Bir insanın bedenine ruh girince ona insan diyoruz. Ve o insan bedeninden ruh çıkmadıkça ona ceset, cenaze ve ölü demiyoruz. Yaral olduğu halde, hasta olduğu halde, hatta kanser hücreleri bütün bedeni sarmasına rağmen yine hayattaysa ölü demiyoruz. Demek ki bir insanın kalbine iman girmişse o artık mümin bir kalptir. O kalp hastalanabilir günahlarla. Yaralanabilir. Evet, kirlenebilir. Ama iman çıkmadıkça o insana sen kalbin öldü, iman gitti, kafir oldun, mümin değilsin denilmez ve denilemez. Ha tehlike var tabii. Elbette tehlike Her yaralanmanın, her hastalığın, her sıkıntının mutlaka bedenimize zarar olduğu gibi elbette işlenen günahlar, yapılan hatalar elbette imanımızı zayıflatır, bize zarar veriyor. Ama imanı götürmüyor. Fakat tehlikeli. Her günah insanı Allah korusun, yara, yara çok derinleşir, zehirlerse tehlike çok... E, önemli bir büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Ama önemli olan burada iman eden bir müminin işlediği günahlarla imansız olamayacağı. Yani günah onu kafir yapmıyor. Fakat işlediği günahlar sürekli günahlara gider. Sürekli gider ve Allah korusun bir gün işlediği günahlardan zevk almaya, o günahlarla iftihar, övünmeye başlar. Allah korusun bunlarla da yetinmez. Bakarsın bir gün işlediği günahlar onun kalbindeki iman nurunu çıkarmaya ve Allah'a inkar etmeye veya başka iman esaslarını inkar etmeye götürebilir. İşte demek ki büyük günah insanı kafir yapmıyor ama nasıl yaralanmış bir insan ölme yoluna gidebilir, o yaralı adamı ölü denilmez ama yaralanmanın tedbirini almazsa ölüme götürebilir. Öyleyse günah işleyen bir insana kafir olduğunu denilmez ama bilmeli ki bu işlediğimiz günahlar işleye işleye kalbimizi katılaştırıp iman nurunu çıkarabilir diye tedbir almak gerekiyor. Onun için Peygamberimizin bir hadis-i şerifiyle cevabımıza son verelim. Peygamberimiz buyurmuş ki, işlenen her günah kalpte bir leke meydana getirir. İnşallah her tövbe, her istiğfar ve işlediğimiz o günahlardan elimizi çekmek Terk ettiğimiz ibadetlere devam etmek yerine getirmek o günahları silecek, o kirleri arındırıp bembeyaz, tertemiz, elmas gibi bir e, hale getirecektir inşallah. Bunu da aklımızdan çıkarmıyor.